Bu meseleyle alakalı masumiyetim açık. Neden hala konuşuyoruz? Konuşuyoruz. Zira ikimiz de gerçeği biliyoruz. Öyle mi? Neymiş gerçek? Sen aslanıma ihanet ettin Hürrem. Onu aldattın. Validem. Yalan mı? Gizli saklı buluşmadınız mı o ressamla? Sana aşk mektupları yazmadı mı? Naso efendi, gel şöyle içeride dur biraz, dışarıda üşümüşsündür. Konuşsana, dilini mi yuttun? Validem, neyin peşindesiniz? Ne demek oluyor bütün bunlar? Neden o meseleyle hala üzerime geliyorsunuz? Nikahlandığım için mi? O nikah bozulacak Hürrem. Zira aslanım her şeyi öğrenecek. Yalan yanlış şeylerle üzmeyin hünkârımızı. Ne yalanı? Ressam Leo'yu kendi ellerinle zehirleyerek öldürmedin mi? Bu da mı yalan? Validem, ben... Konuşsana, söyle. Aşığını kendi ellerinle öldürmedin mi? Bu çok korkunç bir yalan valide. Size kim söyledi bunları? Bir de soruyor. Kendi ağzınla söyledin. Valide bağışlayın lakin neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Nedir bu? Yine bir tuzak mı yoksa? Hürrem. Beni neyle itham ediyorsunuz validem? Ben torunlarınızın annesiyim. Oğlunuzun nikahlı karısıyım. Nasıl böyle şeyleri yakıştırırsınız bana?
Böyle mi intikam alacaksınız? Bu kadar mı nefret ediyorsunuz benden? Yazık. Sultanım. Bir tuzak kurmuşum. Nasıl anladınız? Süleyman'ı gördüm, oradaydı, gizlenmişti. Neden söylemedin? Anlatmaya çalıştım, işaret verdim ama anlamadınız. Büyük bir belayı savuşturdum. Eğer bu tuzağa düşseydim, sonum felaket olurdu. Aslanım, ben... Duyduklarım kâfi. Anladım ki ve inandım ki Hürrem'in bir günahı yok. Zinhar bana ihanet etmez, edemez. Burada olduğunu fark etmiş olmalı, yoksa... Validem, yeter artık. Bu nasıl bir nefret, nasıl bir öfke? Ne zaman bitecek bu kavga? Böyle mesnetsiz iddialarla torunlarınızın annesini nasıl itham edersiniz? Yakışıyor mu size bu? İbrahim de biliyor her şeyi. Ona sor. O anlatır sana. Tabii iyileşirse. Vaziyet nedir Nigar Kalfa? Hiç umut yok mu? Allah'ın izniyle iyi olacak paşamız. Amin. Ben dışarıdayım. Yapılacak bir şey olursa haber edersiniz. Ederim, ederim. Ederim. Ne yapıyorsun sen be hatun? Aklını mı kaçırdın sen? Ne yapıyormuşum? Şşş! Az evvel gördüm ne halt ettiğini. Paşamızın dudağını öyle. Tövbe 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 estağfurullah. Ben şey... Allah seni kahretmesin. Koskoca paşaya aşık mı oldun yoksa? Demek bu yüzden de o deli hallerin. Başıma gelenler. Ne geçti aranızda? Hiç ağam. Paşamızın haberi bile yok benden. Olur mu öyle? Olmaz tabii. Hatice Sultan bir duysa kellen gider. Az kalsın Nasuh Efendi de görecekti seni. Yahu adam yakında kocan olacak. Hiç mi utanman, sıkılman yok? Ocağına düştüm ağam. Deme kimseye. Ah!
birdenbire güçlendikçe ölüme daha da yaklaşıyor. İbrahim! Hatice Sultan'ı merak ettim. Bu gece onun yanında kalmak istiyorum. İyi düşünmüşsünüz. Sultanım? Sultanım ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? Ne olur. Yatağınıza. Öldü değil mi? İbrahim artık yok. Hayır. Nereden çıkardınız bunu? Yok öyle bir şey. Yalan söylemeyin bana. Saklıyorsunuz benden. Öldü. Rüyamda gördüm. Heykelleri ağlıyordu. Kanlı yüzlerini gördüm. Kabus görmüşsünüz sultanım. Allah korusun. Öyle bir şey olsaydı bize haber verirlerdi. Yok. Yok. Rüyamda gördüm. Heykeller. Hadi sultanım. Yok. Kalk. Yok. Hadi. Hadi sultanım. Kalkın sultanım. Çıkın dışarı. Yatmanız lazım. Dinlenmelisiniz. Tamam. Uyuyacağım. Yalnız bırakın beni. Tamam. Siz uzanın, biz buradayız. Çıkın dedim size. Gidin. Rahat bırakın beni. Böyle mi durdu? Gözünü bile kırpmadı sultanımız. Bütün gece öylece oturdu. Hatice Sultanım. İyi misiniz?
Korkutuyorsunuz bizi. Sultanım. Bir şey söyleyin. Üzmeyin bizi. Bu böyle olmayacak. Saraya birini yollayalım. Haber versinler Valide Sultanımıza. Destur! Sultan Süleyman'ın Hazretleri! Hünkârım. Hayırlı sabahlar. Hayırlar olsun inşallah Ayas Paşa. İçeri gel, konuşmamız lazım. Vaziyet nedir? Bir gelişme var mı? Suikastla alakalı tahkikat devam ediyor hünkârım. Maalesef bir netice alamadık. Yakalanan okçu da ölmüş. Elinde sahte bir fermanla biri gelmiş. Ben çavuşbaşıyım demiş. İçeriye girip iki adamı da öldürmüş. Sonrasında da elini kolunu sallayarak gitmiş. Belli ki hainler içimizde paşam. Adalet yerini bulacaktır hünkârım. Hiç kuşkunuz olmasın. Ayas Paşa, İbrahim Paşa'nın yokluğunda bütün idare sende. Malum, devlet işi beklemez. Emredersiniz. Dışarıda Behram Paşa'yı gördüm. Bir maruzatım var. Ne vakittir huzurunuza çıkmak isterler. Derdi neymiş? Malumatım yok. Valide Sultanım. Söyle. Hatice Sultanım kendisini odasına kapamış. Ne konuşuyor, ne yemek yiyormuş. Dün geceden beri yatağında öylece oturuyormuş. Kadersiz Hatice. Kaldıramadı bu kadar acıyı. Sen arabayı hazırlat. Hünkâra da haber verin. Daiye Hatun. Hatice Sultan'ın neyi var? Hünkârım, Behram Paşa geldiler. Hünkârım, beni tek başıma huzurunuzda kabul ettiğiniz için şükranlarımı sunarım. Şahsım için büyük onurdur. Nasılsın Behram Paşa? Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Ne görüşmek istiyorsun? Meselen nedir? Hünkârım, Mohaç'ta, Viyana'da ve dahi verilen her vazifede devlet-i âliye hizmet ettim. Ancak malumunuz üzere şu anda payitahtta vazifesiz olarak beklemekteyim. Bu yüce makamdan gelecek her türlü vazifeye hazırım. Hizmetlerinden ziyadesiyle memnunum. Elbette ki hizmetlerinin devamı gelecektir. Lakin sabretmelisin. İtaat ve sabır Behram Paşa. Hiç unutma. Çekilebilirsin. Paşam. Hasoda başı. İbrahim Paşa'mız nasıl? Vaziyet aynı. Bekliyoruz. Bu hainliği kimin yaptığı çıkmadı mı hala? Yakındır bulacağız. Aslında onu da ziyaret etmek isterim. Sarayında mıdır? Hayır. Tedavisi için başka bir yere nakledildi. Öyle mi? Neredeler? Malumat vermek için yetkim yok paşa. Anladım. Hünkârım. Gel Malkoçoğlu, yaklaş. Tahkikatına Behram Paşa'yı da ekle. Nedir sizi şüpheye düşüren hünkârım? Kalender Şah isyanındaki zafiyetinden ötürü İbrahim Paşa ona azletmişti. Anadolu Beylerbeyi iken merkeze çekildi.
bu hadiseyi gurur meselesi yapmış olabilir. Fakat o tinette biri değildir. Cesaret edemez. Lakin yine de gözün üzerinde olsun. Anladım. Hünkârım, az evvel bir haber geldi. Hatice Sultanımız iyi değilmiş. Nesi var? Gece bir kabus görmüş. Ondan beri oturuyor böyle. Konuşmuyor da. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Sen ne cüretle? Sizi çıkın dedi. Sen kimi nereden kovuyorsun? Sultanım yapmayın. Gelin benimle. Onunla yalnız mı bırakacağız burada? Hünkârım. Hatice'm nerede? Yukarıda. Yalnız mı? Ne oluyor? Hürrem bizi sultanımızın odasından kovdu. Ne demek kovdu? Yalnız konuşacakmış. Ne yapmaya çalışıyor bu? Sultanım, bana bakın. Yüzüme bakın. Sultanım. Hatice. Bırakma kendini, ne olur. Yapma böyle. Kolay değil, biliyorum. Seni en iyi ben anlarım. Neden biliyor musun? Ölümü çok iyi bilirim ben. Sevdiğim herkesi kaybettim. Annemi, babamı, kardeşimi. Dünya başıma yıkılmıştı. Nefes bile almak istemedim. Herkesten, her şeyden nefret ettim. Bir daha asla yüzüm gülmez dedim. Asla mesut olamam sandım. Ölmek istedim, isyan ettim. Ama öyle değil işte. Önce aşık oldum. Sonra evladım doğdu. Onu kucağıma aldığımda her şey bitti. Anneydim artık. Dedim ki kendi kendime, ne olursa olsun evladım için yaşayacağım. Beni hayata evlatlarım bağladı. Onlara duyduğum aşk bana tekrar yaşama gücü verdi. Bunu seninle yapabilirsin Hatice. Sana, senin sıcaklığına, şefkatine muhtaç o. Can var içinde. Hayatı sana bağlı olan bir can. Senden başka kimsesi yok. Onu yalnız mı bırakacaksın? Onu daha doğmadan ölüme mi terk edeceksin? Tek isteğim bir aile olmaktı.
İbrahim. Ben. Bebeğimiz. Ama olmadı. İbrahim henüz ölmedi. Ölmeyecek. Sevdiklerini bırakmaz o. Onun yanında olmalısın. Böyle oturup ağlayacağına... git İbrahim'in yanına, elini tut. Onun ve bebeğinin canı... sizin verdiğiniz ateş İbrahim'e de can olacaktır. Hürrem'in hakkı var. Böyle kendini harap ederek olmaz. Yine ona götürün. Bu halde nasıl gidersin? Nereden çıktı şimdi bu? İbrahim'i görmek istiyorum. Gideceğiz Hatice. Ben de merak içindeyim. Lakin evvela sen uyu, dinlen. Yarın sabah erkenden yola revan oluruz. ...kadar çaresiz bir aşk içinde olduğumu bilmiyorsunuz. Sizden ayrılmak... ...bana ölümden beter. Keşke kurtarmasaydınız beni. Ölseydim. Acım dinseydi. Yaşıyorsunuz paşam. Allah'ım sizi bize bağışladı. İyileşmeniz için sizi deva mağarasına getirdik. Sümbüla, nasıl efendi?
dua ettim sizin için paşam. Gözlerinizi açtınız ya. Artık ölsem de gam yemem. Ailemiz. Ne oldu? Paşamız gözlerini açtı. Paşam. Koş hemen Yasef Efendi'ye haber ver. Bugün Hatice'mle ilgilenmen, ona söylediklerin beni pek mesul etti. Senin varlığın bana, evlatlarıma, aileme büyük kuvvet veriyor. Sayende içim rahat, kalbim huzur dolu. Senin huzurun benim için saadetlerin en büyüğü. İbrahim'i düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda iyileşip döner. Aksi takdirde... Paşamıza bunu yapanlar yakalanmadı mı hala? Eleli Hatun, gel, gel otur yanıma, gel. Seni özledik yahu. Uzun zaman oldu seni görmeyeli. Geldim işte. Haydi sıhhatine. Bir kutlama mı var? Yok. Kutlama daha sonra. Yukarı çıkalım. Güzel Rodoslu Hatunlar geldi yeni. Eleni çağır bana. Mucize bu paşam. Zehri söküp atmışsınız. Vücudunuz dirençli çıktı. Yaranız iyileşiyor. Çok geçe paşam. Zehirler, ölümler baş edemez sizinle. Sümbül ağam, sevinç, mutlu gözyaşları bunlar. Başlatma mutluluğundan. Edebinle dur, benim asabımı bozma. Hatice Sultanım'dan bebeğimden haber var mı Matrakçı? Gayet iyi olduklarını biliyoruz paşam. Hayırlı haberlerinizi bekliyorlar. Ha, Sümbül ağa, derhal saraya haber ulaştırın. Gerek yok. Biz gideriz. Acele etmeyelim paşam. Yarın yola çıkarız. Eve götürün beni. Yo paşam, yormayın kendinizi. Matrakçı. Sana emrediyorum Matrakçı. Beni evime götür. Eğlenmek istemiyor musunuz bu gece paşam? İstemez. Biraz kafamı dağıtmaya geldim. Eleni nerede? Neden gelmiyor? Malkoçoğlu, hoş geldin. Sefa getirdin. Neredesin? Çağırdım. Niye gelmiyorsun? Sormayın pasaların pasası. Bir tüccar geldi. Benim eski müşteri. Onunla alakadar oldum mecbur. Kim o? Biritti mi yoksa?
Yok, Beyoğlu değil. Sen koydun yasak. Ben kabul etmiyorum onu. Kim? İşte orada. Ne oldu? Tanıyor musun yoksa? Bu da yasak sana. Zinhar almayacaksın odana. Herkes yasak. Oldu olacak nikahını al bari. Ev aç bana. Hünkârım. Arabanız hazır. Teşrif etmenizi bekliyoruz. Âlâ. Hatice'm de gelir birazdan. Seyahatiniz için her türlü tedbir alındı. Kuş uçurtmuyoruz hünkârım. Dün gece nereye kayboldun Balkoçoğlu? Hünkârım. Hatice'm. Hünkârım bir an evvel gidelim. Merak içindeyim. Derhal yola çıkalım o vakit. Hünkârım, gelenler var. Kardeşim. Döndün demek. Döndüm hünkârım. Hatice Sultan. Hünkârım.
Cehennemin 7 kat dibinden size geldim. Allah Hatice Sultanımızın yüzüne baktı. Arabayı hazırlatın. Valide Sultanımız gidecek hemen. Tamam, tamam. Lakin Daya Hatun'um, önemli bir mevzu daha var. Acilen konuşmamız lazım. Neymiş o? Dayı, Sümbül, duyduklarım doğru mu? İbrahim Paşa iyileşmiş. Doğrudur sultanım. Bu belayı da atlattık çok şükür. Def'ül bela vel kaza. Ne güzel. Bunu kutlamak lazım. Dokuz canlı İbrahim. Sultanım, ağlamayın artık. Harap ettiğiniz kendiniz. Hatice'm. İbrahim haklı, daha fazla üzme kendini. Bak sapasağlam döndü yanımızda. Allah onu sana ve doğacak evladınıza bağışladı. Hatice'm, bizi bir müddet yalnız bırakır mısın? İbrahim'le mühim bir mesele konuşacağız. Elbette hünkârım. Pargalı, düşman bize yüzünü göstermedi. Bize çok yakın içimizden biri. Aklında biri var mı, kim yapmış olabilir? Öleceksin İbrahim. Kan kokusunu alıyor musun? Yok hünkârım. Ayas Paşa olabilir mi? Gir. Paşam, ilacınızı getirdim. Nigar mı? Sorma. Vallahi ve tillahi gözlerimle gördüm. Nasıl olur? Kulağını çektim zaten. Oo, bu ne hal dedim. Cevali Mazenderen. Tevekkeli değil. Aylardır bir derdi var. Demek buymuş. Paşamızın da haberi yok tabii. Olsa zaten canını okurdu. Vaziyet kötü. Er veya geç ortaya çıkar bu. Hatice Sultanımızın da huzuru kaçıyoruz. Sümüla. Aman diyeyim. Ortalığı velveleye verme. Zaten evlenip gidecek. Bir an evvel yapalım şu istivacı. Yoksa bu hatun alacak başına belayı. Sultanım. Nigar. Buyurun. Sana minnettarım. Emeğin büyük. Ben senin hakkını nasıl öderim? Estağfurullah. Ne hakkı sultanım? Vazifem. Hünkârım, gidiyor musunuz? Ben artık gideyim. İbrahim yorgun, dinlensin. Gözün aydın Hatice. Allah sana başka acı, başka keder göstermesin. Artık huzurla uyuyabilirsin. Hünkârım, İbrahim'in düşmanları dışarıda kol gezerken ben nasıl uyurum? Hala bulamadınız. Ya tekrar saldırırlarsa? İnsan böyle bir korkuyla nasıl yaşar? Bulacağız. Merak etme.
Bu köhne meyhanelerde yazık oluyor sana. Gel sana bir ev açayım, keyfini sür. Aman beyim, susun. Bir bela var başımda, nefes aldırmıyor. Kimmiş o, söyle canını alayım. Hadise çıksın istemiyorum. Bilmeyin daha iyi. Benim başım ağrır sonra. Susmak en iyisi. Ben seni korurum, merak etme. Nasıl koruyacaksın beyim? Sen bir tüccarsın. Oysa eskiyanın teki. Her türlü hile desise var. Ne tüccarı be hatun? Karşında koskoca Osmanlı paşası var. Paşa mı? Şişt. Kim bu eşkıya, söyle. Boş ver. Konuşmaya değmez paşa. Dua okutturalım dayı. Fakire fukaraya da erzak dağıtılsın. Büyük bir felaketten kurtulduk. Ben alakadar olurum sultanım. Nigar Kalfa da bizimle geldi. Ha, söyle gelsin. Gel Nigar, yaklaş. Hatice'm çok memnun hizmetlerinden. İbrahim'in iyileşmesinde senin dahlin kıymetli. Dile benden ne dilersen. Takdiriniz kâfi valide. Olmaz öyle. Sana güzel bir düğün yapacağız. Bir an evvel hazırlıklara başlayın dahi. Nigar Kalfa'yı telli duvaklı uğurlayacağız. Ne oldu? Heyecanlandı sultanım. Ben şey... Senelerdir buradayım. Sizin hizmetinizden ayrılmam. Merak etme. Senin gibi yetenekli bir kalfayı kaybetmek istemeyiz. Sarayda vazifen devam edecek. Bu kez cariyelerin eğitimi için geleceksin. Sağ olun validem. Şimdi git. Eşyalarını topla ve buraya gel. Düğüne kadar burada olman icap eder. Kafi, gitmem lazım. Daha sonra yine gelirim. Ne vakit istersen pasam, beklerim. Geleceğim güzelim, hiç merak etme. Ha, o eşkıya seni yine rahatsız ederse haberim olsun. Söylerim pasam. Nedir vaziyet? Ağzından bir laf alabildin mi? Tavına gelecek elbet. Yakındır. Konuşur bülbül gibi. Dikkat et, bir acemilik yapma. Mevzu mühim ve tehlikeli. Sen varken ben hiçbir şeyden korkmam pasam. Validemiz dönmemi buyurdular. Biliyorum, haberim var. Validemiz paşaya ziyarete geldiğinde konuştuk. Malum. Seni bir türlü evlendiremedik.
Üzüldüğünü biliyorum. Lakin merak etme. Daha fazla uzatmayacağız. Bir an evvel güzel bir düğünle nihayete erdireceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Bir suçum kusurum olduysa şimdiden affımı dilerim sultanım. Yardım gelmezse olacağı bu. Yetişemeyeceğiz. Ya acele edin biraz. Şeker Ağa. Pek keyfim yok. Bana bir tatlı matlı bir şeyler versene. Yahu ne tatlısı Gül Ağam. Zaten işin başından aşkın. Kınalar geldi mi? Kına deme bana. Kına yok. Bak yine asabım bozuldu. Allah Allah. Nigar Kalfa gidiyor diye mi üzülüyorsun sen? Üzülürüm elbet. Bunca zamandır ahbaplığımız var. Ya gelip gidecekmiş yine. Üzülmesen. Gelse ne olur ki? Elin adamın koynuna girdikten sonra. Buyur. Yok bir şey. Sümbül Ağa nerede? Kına yakıyordur. Bir tarafına. Valide Sultanım. Hoş geldin İbrahim. Nasılsın? Eksik olmayın, gayet iyiyim. Hürrem'in yaptığından kuşkum yok. Yine saldıracaktır. Ben pek onun yaptığından emin değilim. Fırsat bulursa yapmaktan geri durmaz. Ne yaptı etti, aslanıma tuzak kurdu. Ve nikahı kıydırdı. Sana mı tuzak kurmayacak sanıyorsun? Bu bir oyun İbrahim. Ve biz bu oyunu bozmak mecburiyetindeyiz. Ne derdin var senin? Pek suskunsun. Nikah oldu diye söylentiler aldı yürüdü. Sadece haremde değil. Çarşıda, pazarda bile kimse memnun değil. Herkes aleyhimde konuşuyor. Ne diyorlarmış?
Ben sana büyü yapmışım. Cadıymışım ben. Gülme. Ciddiyim. Anlamıyorum. Neden kimse beni sevmiyor? Ben ne yapmışım onlara? Kimse sevmesin seni. Ben severim, kâfidir. İnsanlar da bırak konuşsunlar. Büyücü memnun, büyülenen memnun. Valide Sultanım, üzgünüm. Size bu hususta yardımcı olamayacağım. Seni de mi ele geçirdi Hürrem? Korktun mu? Ona mı hizmet edeceksin artık? Ben sadece hünkârıma hizmet ederim sultanım. Lakin hünkârım Hürrem Sultan'ı bana emanet etti. Onun kılına bile zarar gelirse benden bilecek. Elimi kolumu bağladı yani. En azından Leo ile yaşadıklarını anlat. Süleyman inanmıyor bana. Geçmiş olsun tekrar. İbrahim. Paşam iyileşir iyileşmez. Şehir ittifakı yeniden mi kuruldu yoksa? Yine mi savaş? Artık ittifak yok. Savaş da yok. Bitti. Bence de yok. Zira ben kazandım. Ben aramızda olanları unutmaya hazırım. Tabii sen de unutacaksan. Unutmasam ne olur? Ne yaparsın bana? Geç kaldın İbrahim. Şartlar değişti. Ben artık hür ve nikahlı bir kadınım. Sen ise bir kul, bir kölesin. İşte gerçek bu. Zinhar bunu unutma. Zira bu gerçek seni yakıp yok edecek. Lakin hazırlık var ağam. Başlatma şimdi hazırlığını. Çekil şuradan. Herkes dışarı çıksın. Çıkın. Hayırdır ağam? Nedir mesele? Kaç gündür seni görüyorum. Belli ki bu izdivaç seni mesut etmedi. Zinhar kendini mecbur hissetme. Zinhar. İstersen Hürrem Sultanım'la konuşurum. Anında iptal eder. Malum. Artık çok kuvvetli. Daha kaç kere diyeceğim? Razıyım ben. Ama ben razı değilim. Ayrıca
O matrakçı denen Nasuh Efendi de gözüm hiç tutmadı. Hiç. Oyalama beni ha. Akşama kına gecem var. Tamam. Ayaz Paşa'nın böyle bir işte parmağı olamaz hünkârım. Ben de ihtimal vermiyorum. Lakin ummadık taş baş yarar derler. Behram Paşa hakkında ne diyorsunuz? Gayet mümkün. Hünkârım müsaade buyurursanız bu mevzuyla bizzat alakadar olmak isterim. Sen bilirsin. Lakin ihtiyatı elden bırakma. Hünkârım, Aybige Hatun'u karşılamak üzere yola çıkmam icap ediyor. Tamam, çekilebilirsin. İbrahim Paşa, terasa çıkalım. Validem bana bir şeyler anlattı Hürrem'le alakalı. Ressam Leo ile aralarında ne geçti? Bana ne biliyorsan anlat. Bağışlayın hünkârım, lakin neden bahsettiğinizi anlayamadım. Validen bana ihanet edildiğini düşünüyor. Sen de buna şahitmişsin. Asla. Mümkün mü bu? Kimin adına düşmüş? Ve dahi ben böyle bir şeye şahit olsam sessiz kalır mıyım hünkârım? Anlaşılan o ki Hürrem'i gözümden düşürmek için düzenlenmiş çirkin bir oyun bu. Malum, validem nikahı içine sindiremedi. Hürrem ne yapmış? Almış mı ısmarladığı tacı? O iş uzun sürer sultanım. Hem taç yaptırsa ne olur? Takacak değil ya. O hadsiz her şeyi yapar. Herkese eline geçirmiş. Dahi kimseye güvenim yok. Neyse, Aybige'den bir haber var mı? Bali Bey karşılamak üzere yola çıktı sultanım. Güzel. Gelir gelmez yanıma getirin. Çok özledim onu. Nasıl büyümüştür şimdi? Ben de merak ediyorum sultanım. Kısmetliymiş. Kına gecesinde aramızda olacak. Aybige Hatun. Hazırlanıyor. Şimdi gelir. Sen kimsin? Ben Malkoçoğlu Bali Bey. Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin has odabaşıyım. Aybige Hatun'u karşılamaya geldim. Has odabaşından çok şehzadeye benziyorsun. Kimsin sen? Ben Aybige Hatun'un nedimesiyim. Ve hususi korumasıyım. Koy onun yerine bir kaza çıkmasın. Hatun'a haber ver.
Aybige Hatun. Payitahta hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Lütfen buyurun. Geçmiş olsun paşam. Bizi çok korkuttunuz. Geçmiş olsun. Sağ olun, geçti bitti. Yaşadığınızı, sağlığınıza kavuştuğunuzu dört bir yana ilan ettik. Ahalide kuşkular hakim. Herkes öldüğünüzü düşünüyordu. Öyle mi? O vakit hep birlikte dışarı çıkalım yarın. Çarşıda pazarda şöyle bir dolaşalım. Ki dost düşman bilsin ben hala ayaktayım, hala yaşıyorum. Emniyetiniz için doğru olmaz. Biraz daha bekleyelim derim. Neden? Sen beni korumaktan aciz misin paşa? Paşa, ben... Gerekli tedbirleri al. Bu sefer. Beren Paşa siz de buyurun bizimle. Epeydir sohbet edemiyoruz. Şeref duyarım paşam. Nerede bu kına tepsisi? Gelmek üzere. Daya Hatun'um. Aybige Hatun gelmiş, onu karşılamaya gidiyorum. Ben giderim. Sen hazırlıklarla alakadar ol. Gül Ağa nerede? Kayıp. Yasta yasta. Sesi çıkmaz. Ne yasıymış o? Aman hiç anlatma bana. Kızım düzgün koş şu kumaşları. Gösterdik bir türlü alışamadın. Daha ne kadar bekleyeceğiz burada? Sana diyorum. Hadi Nebil. Bilmezsem ne yaparsın? Senin o dilini koparırım. Hadi bir denesene. Daha ay bir geldim. Ay bir hatun. Hareme hoş geldiniz. Daha hatun. Hiç değişmemişsiniz. Siz değişmişsiniz lakin. Büyümüşsünüz. Valide Sultanım sizi bekler. Has odabaşım müsaadenizle. Aybige, hoş geldin. Nasıl serpilmiş büyümüşsün? Validem, çocukluğumdaki gibisiniz. Bu ne güzellik böyle. Mahidevran'ı hatırlıyor musun? Evet. Sultanım. Hoş geldin Aybige. Gel otur şöyle. Hiç oturmayayım validem, çünkü ben döneceğim. Nereye? Malum zorla getirildim buraya. Şaka mı? Validem, babamın bana ihtiyacı var. Onunla kalıp ona destek olmam lazım benim. Olmaz öyle şey. Ortalık duruluncaya kadar buradasın. Ama validem... Mahidevran seni kendi dairesinde ağırlayacak. Uzun yoldan geldin. Evvela yıkan. Sonra uyur dinlenirsin. Ne demek bir hafta? O kadar vaktim yok. Hemen bitecek. İstediğiniz taç çok emek istiyor sultanım. Bana biraz vakit tanıyın. Vakit falan yok. O taç yarın bana gelecek. Aksi halde başına gelecekleri sen düşün.
yapıyorsunuz siz? Yok, ben kendim yıkanırım. Bırak Aybige. Onların görevi bu. Olmaz. Ben kendi işimi kendim yaparım. Tamam kızlar, çekilebilirsiniz. Delisin vallahi. Çocukken de böyleydi. Hürrem nerede? Nereden çıktı şimdi o? Bilmem. Yani ünlü kırıma kadar geldi de 3 tane şehzade vermiş. Bu da yetmezmiş gibi tutmuş nikah da kıydırtmış. Ya nasıl bir kadın merak ettim doğrusu. Sen boş ver şimdi onu. Ve zinhar uzak dur. Yılanı, şeytan. Neden böyle söylüyorsun? Hünkâr elinden aldı diye mi? Ay ay. Her yerim tutulmuş. Kaç gündür gemideyim. Uyursun şimdi. Kıyafetler de hazırlatırım sana. Ne kıyafeti? Oğlan çocuğu gibi dolaşmayacaksın herhalde. E ben rahat mı öyle? Bak ben ne giyersem giyeyim senin kadar güzel olamam. Onun için hiç yorma kendini, tamam mı? Hatice Sultan. Canım. Nasılsın? İyiyim. Siz? Gebesiniz. Ne vakit doğacak? Biraz daha var. Gel şöyle yanıma otur. Mahidevran, ne bu kılık? Validem ısrar ettim. Onca kıyafet gösterdim. Yok, istemiyor. Sultanım, sizi şöyle karşı tarafa alalım. Rica ederim bir tatsızlık çıkmasın. Kim bu kadın? Hürrem Sultan. Güzel kadınmış. Elbet değil bu. Yavaş ol. Dök. Dök. Ya yeter. Nasılsın efendim? Hmm. Bekarlık bitti. Artık göremeyeceğiz sizi buralarda. Asıl şimdi daha sık gelmeye başlar. O niye? Buraya gelenlerin çoğu evli. Malum çok konuşuyor kadınlar evde. Doğru diyor. Elini görün, üzerine gül kokla. Sonra devam.
adam. Koy. Nereye? Afiyet olsun. Kimsin sen? Aybige. Kırım prensesidir kendileri. Öyle mi? Hoş geldiniz. Ben de Hürrem Sultan. Adınızı çok duydum. Genelde benim hakkımda iyi konuşmazlar. Öyle. Cadı olduğunuzu söylediler. Asıl cadılar orada. Bayram yapıyorlar. Tanıştığımıza sevindim. Ben de öyle. Aybige, senden bilhassa rica ediyorum. O kadınla fazla muhatap olma. Seni kötü etkilemesini istemem. Behram geldi mi hiç? Yok Basam. Kaç gündür gelmedi. Anladı mı acaba? Bir şeyler mi? Kalk. Nasıl efendi? Oo buyur Gül'a. Gel seninle masrak oynayalım. Ne gülüyorsun be adam? Geç karşıma matrak oynayalım. Nasıl efendi? Kusura bakmayın. Pek fazla dışarı çıkmayınca dokunuyor zar. Meret yüzünden. Ne oldu? Korktun mu? Beynin pekmezini akıtırım seni. Gel şuraya. Olmuş. Ne eşek arası soksun otur. İçim yanıyor söndür. Zıkkımın pekili iç. Söndürür. Tam gitti Gül gibi hatun gitti. Yalım yamalak halinde sana mı varacaktı? Yarımsın yarım. Celavut. Oturun, oturun. Kim olduğumu belli etmeyin, oturun. Matrakçı sen gel hele benden. Seninle konuşmak istediğim mühim bir mevzu var.
Atakçı. Hayırdır paşam? Seyde fumayka bu caşe, seyde fumayka bu caşe, ustani çeri moya seyde fo, ustani çeri moya seyde fo. Zar misliş majko da zaspim, zar misliş majko da zaspim, ja ti se mlada s dušom dijelim, ja ti se mlada s dušom dijelim. Zovi mi majko komšije, zovi mi majko komšije, i prvo moje gledanje, što smo se majko gledani, u šajku lađu na more, u šajku lađu na more. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. İşler nasıl? İyidir paşam. Malum şehzadelerin sünnet düğününde ziyadesiyle ihya olduk. Paşam sizin için öldü dediler. Çok üzüldük. Allah sizi devlet ağrıya başladı paşam. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Her duyduğunuza inanmayın. Aybige Hatun. Has odabaşı. Hünkârımızı görmeye geldiyseniz eğer. Ne oldu? Utancından mı bakmıyorsun yüzüme? Ne utanması? Beni ne diyeyim sandın ya. O kıyafetlerin içinde kim olsa tanımazdı. Ne varmış kıyafetimde? Beğenemedin mi? Siz buraya ne için geldiniz? Yüzüme bakarsan söyleyeceğim. Hünkârı göreceğim. Şimdi olmaz. Olur. Şimdi olmaz dedim. Hareme dönün. Aybike Hatun. Aybige Hatun. Hünkârım, bahşeyine engel olamadım. Tamam Malkoçoğlu. Hünkârım, siz bir cihan sultanı ve büyük bir savaşçısınız. Önünüzde hürmetle eğiliyorum. Keşke ben de sizinle birlikte seferlere katılabilsem. Ne büyük bir şeref olurdu. Nasılsın Aybige Hatun? Buradaki hayatından memnun musun? Hiç iyi değilim hünkârım. Ailemin bana çok ihtiyacı var. Kırım'a, onların yanına dönmek istiyorum derhal. İşte bu yüzden getirdik seni zaten. Hünkârım, orada büyük ve tehlikeli bir taht kavgası sürerken benim burada huzurlu uyumamı beklemeyin. Kırım'da olanları yakinen takip ediyorum. Ailenin emniyeti için de gereken her şeyi yaparım.
Lakin sen benim gözümün önünden hiçbir yere ayrılmayacaksın. Şimdi dairene dön. Uzun bir süre seni burada misafir edeceğiz. Malkoçoğlu, İbrahim Paşa nerede? Paşa Hazretleri buyurun. Size bir şeyler ikram etme şerefini bahşedin bize. Kolay gelsin. Hoş geldiniz paşam. Satışlar nasıl? Ecnebi tüccarların getirdiği mallarla baş edemiyoruz paşam. Vergiler belimizi büktü. Onlar da aynı şeyi söyler durur. Rekabet için şartlar eşit. Paşam, bir ikramım olacaktı. Adapazarı'ndan yeni geldi bunlar, taze. Tam damağınıza layık. Paşam durun. Evvela sen ye şu lokumu. Ama paşam, mis gibi bunlar. Madem öyle ye. Yesene! Paşam! Ye! Nasıl anladınız Eylül oğlum? Adapazarı lokum böyle olmaz paşam. Esnaf olmadığı belli. Böyle mi tedbir alıyorsunuz? Tacınız geldi sultanım. Ver hemen. Ne bu halin? Mutlu olman lazım. Nigar, aklını karıştıran her neyse unut gitsin. Zamanla gelip geçer. Ben... Aklın başına devşir. Böyle bir kısmet her zaman çıkmaz karşına. Bundan böyle bolluk bereket içinde yaşayacaksın. Bir evin olacak. Bir ailen olacak. Çocuklarını alacaksın kucağına. Burada kalsan ne fayda? Benim gibi yaşlanıp yalnız mı kalmak istiyorsun? Gençliğinin güzelliğinin kıymetini bil. Ha.
Ne duruyorsunuz hala? Gelin alayı yola çıkacak. Herkes sizi bekliyor. Ne sanıyorsun sen? Geç yerine. Mahidevran Harem'in kaideleri var. Kaidelere göre benim yerim burası artık. Validem, teamüllere aykırı bu. Üstelik başında tacıyla. Mahidevran, tamam. Bugün de hava çok güzel. Dışarı mı çıksak? Evet. İstersen beraber dolaşırız. Olur. Sevinirim. Hanende huzur temenni ederim. Çok mesuldum. Tebrik ederim. Çok güzel olmuşsun. Allah utandırmasın. Derhal o tacı çıkar Hürrem. Bir daha da sakın takma. Sen kimsin de benim karşıma böyle çıkıyorsun? Bu ne had bilmezlik? Bu ne terbiyesizlik? Hayır ben... Aslanımla nikah kıymış olman hiçbir şey değiştirmeyecek Hürrem. Daha önceki yerin kıymetin neyse o. Daha fazlası değil. Validem. Eğer bir adalet varsa bana da işlesin. Ben payıma düşene razıyım. Yeter ki siz adil olun. Zira bugüne kadar hiç olmadınız. Beni hep aşağıladınız. Hor gördünüz, ezdiniz. Ama ben her şeye rağmen size elimi uzatmaya hazırım. Benim yanımda olun.
hareketliymiş Harem. Sorma. Hürrem geldiğinden beri hadiselerin ardı arkası kesilmedi. Yazık. Üzüldüm kadına. Ya belli ki herkes ona cephe almış. Seni bir kere daha uyarıyorum. Hürrem'in tesiri altına sakın girme. O öyle bir yılan ki. Yüzüne güler, arkandan bin türlü iş çevirir. Sultanım. Ne var Gülşah? Hünkârımız hemen sizi görmek istemişler. Öyle mi? Güzelsin, güzel. Buyurun sultanım. Hayırdır aslanım? Nedir bu mühim mesele? Anlatacağım validem. Hünkârım, validem. Gel Mahidevran, geç şöyle. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Validem, bugün hünkâr sofasında yaşananlar benim kulağıma kadar geldi. Açıkçası şaşkınlık ve hayal kırıklığı içindeyim. Zira Hürrem'le olan nikahımızın bazı şeyleri değiştireceğini umuyordum. Anlaşılan o ki, bu gerçeği idrak etmekte ve dahi kabul etmekte güçlük çekiliyor. Sizlerden Hürrem'i sevmenizi bekleyemem. Ancak ona saygı duymak ve hak ettiği itibarı vermekle mükellefsiniz. Zira kendisi bir cihan sultanının nikahlı karısıdır. Bundan böyle ona yapılan saygısızlığı, hakareti kendime yapılmış sayarım, bilesiniz. Boş ol. Boş ol. Boş ol. Nasıl? Neden? Beni boşuyor musun? Kabahatimle Nasuh Efendi. Bana bunu neden layık görüyorsun? Ne yaparım, ne ederim? Yapma, etme, eyleme, beyin kurbanın olayım. Yapma.
Allah'ım. Ne bitmezliymiş bu. Canımı al da kurtulayım. Beyim, kulum gören olayım. Suçum kabahatim ne onu söyle. Paşam.